Bu söyleşi tamamen bir algı operasyonu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a açıklamalar yaptı. Halka içirilmeye çalışılan acı reçeteyi sevimli hale getirme bu acı reçeteyi uygulayanların da aslında bir takım sorunlarının olduğu, maddi sorunlarının olduğu falan gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Kiraların pahalılığı sebebiyle aile evinde oturduğunu belirten Erkan ev tutamadığını söyledi. Hafize Gaye Erkan kiralar o kadar yüksekmiş ki e, annesinin evinde kalmak zorunda oluyormuş, ev tutamıyormuş ayrıca. Yani halkla işçi anlamında tamamen bir psikolojik operasyondan başka bir şey değil Hafize Gaye Erkan. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Hafize Gaye Erkan'a tepki gösterdi. Afize Gaye Erkan aslında bunu e, o sempatik o algı operasyonu çerçevesinde itiraf da ediyor. Bugün yapılan nedir? Talep kısacaz. Talep kısacaz ne demek? vatandaşın cebindeki paranın ya el koyacağız ki vatandaş çok talep ediyor çünkü talep kısız. Topkurulu Ahmet Hakan'ın sevimli bir merkez bankası başkanı profili çizmeye çalıştığını söyledi. Aslında sevimli, sempatik bir hafize gaye erkan göstermeye çalışıyor Ahmet Hakan ama bunu göstermeye çalışırken e, uygulanan politikalarla e, gerçekte. E, uygulanması gereken politikalar arasında fark olduğunu da ister istemez açıklamak zorunda kalıyorlar. Merkez Bankası ve hükümetin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu belirten top kurulu yanlış politikaları sıraladı. Enflasyonun daha önümüzdeki yıl düşeceğini artık defalarca bununla e, bahsettiler. Dünyada enflasyon düşüyor. Siz niye başaramadınız? Neden daha biz 6 ay daha 1 yıl daha... Fiyatların düşmesini bekleyelim. Niye bunu başaramıyorsunuz? Başarısız olduğunuzu görün. Bakın bütün dünyada enflasyon. Amerika'nın en son açıklanan enflasyonu %3.1. Onlar da düştü bizde hala yükseliyor enflasyon. Biz demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Hakan Topkurulu yapılması gerekenleri de açıkladı. Çözümün e, ne olduğu çok açık ve nettir. Alevi düşürmek hedefiyle yola çıkılan para politikalarının yerine e, vergileri çok kazanandan çok az kazanandan az sistemiyle düzenlemek aynı zamanda üretimi arttırmaktır bu işin çözümü Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.